İYİ Parti İl Başkanı Servet Gürgözeler 2022-2023 eğitim öğretim yılının 12 Eylül'de açılmasının ardından açıklamalarda bulundu. Gürgözeler Türkiye'de eğitimin yetersiz olduğunu söyledi. İYİ Parti İl Başkanı Servet Gürgözeler 2022-2023 eğitim öğretim yılının başlamasının ardından açıklamalarda bulundu. Başkan Gürgözeler, Türkiye genelinde uygulanan eğitim sisteminin çocukların ve gençlerin zeka, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda yetiştirmekten uzak, yetersiz ve sakat olduğunu söyledi. Başkan Gürgözeler, çocukların ilgi alanlarına göre yönlendirilemediğini ifade ederek, İYİ Parti'nin eğitim öğretim alanında yeterli ve donanımlı kadrolarla çözüm odaklı çalışacaklarını söyledi. İYİ Parti İl Başkanı Servet Gürgözeler öğretmen evine de değindi. Gürgözeler, bugün Türkiye'nin illerini bırakın hangi ilçesine giderseniz gidin öğretmen evi vardır. Yalnızca Elazığ il merkezinde öğretmen evi yoktur. İYİ Parti iktidarı yarınlarımızı kucaklayacak çocuklarımızı ve gençlerimizi bir yandan zeka, ilgi, yetenekleri doğrultusunda yetişmeleri için her türlü gayreti gösterecek, diğer yandan da onları yetiştiren öğretmenlere hak ettikleri değeri verecektir dedi.